Bugün çok özel bir röportajımız var. Galatasaray'a yıllarca hizmet etmiş, efsaneleri arasında yer alan kaptan Fernando Muslera ile birlikteyiz. Şu anda Utku Yurtbil'de bizim tercümanımız olacak bu röportajda. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bu röportaj açısından. Çok özel benim için de. Şu anda kamptayız ve hem kamp nasıl geçiyor bunu sormak istiyorum, hem de şampiyon olarak tamamlanan bir sezonun ardından Okan Buruk'la şu anda iletişim nasıl? Takım içindeki hava nasıl? Bueno, primero que nada, bienvenidos a ellos. Un placer que puedan estar acá, que puedan compartir el trabajo que estamos haciendo y el gran esfuerzo. Öncelikle hoş geldiniz. Çok mutluyuz burada sizleri gördüğümüz için. Sizlerle burada yaptığımız çok iyi işler var. Onları paylaşabildiğimiz için de çok sevinçliyiz. Evet, dediğimiz gibi geçtiğimiz sezon şampiyonluk geldi. 6. lig şampiyonluğun oldu. Toplamda 15 kupa kazandın Galatasaray'da. Hangi şampiyonluk daha özeldi senin için? Bueno, la verdad que es una alegría, un placer haber conseguido tantos títulos en esta institución. Fue lo que primero dije cuando llegué a Galatasaray en el año 2011, que venía aquí a trabajar para conseguir títulos. Llevo 15 y la verdad que no puedo elegir uno, tengo que elegirlos a todos porque no es fácil ganar, no es fácil salir campeón, es muy difícil, es un trabajo que dura mucho tiempo con, sabes, altibajos, y la verdad que cada uno de ellos es importante para nosotros. Mutluluk, çok büyük bir zevk tabii ki bu enstitünün bir parçası olabilmek. Zaten 2011 yılında geldiğim zaman da söylemiştim buraya şampiyonluklar için geldiğimi. 15 tane burada şampiyonluğum oldu aslında, kupaları da sayarsak. Seçemem herhangi bir tanesini çünkü kolay değil şampiyon olmak. Bir sürü zorlukla karşılaşıyorsunuz, sürekli mücadele etmeniz gerekiyor. Çok iyi anlar da geçirebiliyorsunuz, zor anlar da geçirebiliyorsunuz. Dolayısıyla hepsini birlikte seçmem gerektiğini düşünüyorum. Dursun Özbek yönetimi göreve geldikten sonra Avrupa kupalarında başarılı olan bir takım kurma hedefi var şu anda Galatasaray'da. Bu nedenle transferler de yapılıyor. Takım zaten güçlü bir takımdı. Bazı bölgelere takviyeler yapılmaya başlandı. Angelinho kampa katıldı. O da İspanyolca konuşuyor. Onun hakkında neler söylemek ister? Bueno, sin duda que la llegada de Erden y de Mr. Dursun han cambiado muchísimo lo que era Galatasaray. Ellos están apostando muy fuerte, no solamente a lo local, sino a conseguir cosas importantes en lo internacional. Creo que Galatasaray, con la historia que tiene, con ser el único equipo que ha logrado ya la UEFA y la Supercopa Europea, tiene que luchar, tiene que llegar lo más lejos posible por el nombre que tiene, por lo reconocido que es a nivel mundial. Y creo que la mentalidad de este Yone Team está pensado en eso, ¿no? No solo con Angelinho, con todos los jugadores que han traído el año pasado para poder lograr el campeonato. Y la verdad que para nosotros la llegada de jugadores importantes que han estado en equipos importantes nos van a sumar en todo sentido, en el campo y fuera del campo. Erdem Bey ve Dursun Bey gerçekten çok büyük değişiklikler getirdiler. Çok güçlendi kulübümüz diyebiliriz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da inanılmaz hedeflerimiz var. Avrupa ve Süper Kupası olan, çok güçlü bir tarihi olan bir kulübüz biz burada. Ve ismi dünyada tanınmış, çok ünlü bir kulübüz. Bunun da arkasında durmamız gerekiyor. Bunu sürekli göstermemiz gerekiyor. Geçen sene de çok önemli transferler yapılmıştı. Bu sene de zaten güçlü olan bir takıma yeni transferler yapılacak. Hem saha içinde hem saha dışında birçok şey bize katacaklarına eminim. Evet, taraftarlar Mauro Icardi'yi de bekliyor. Önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi de imzalamasını bekliyoruz. Hem Icardi ile hem Torreira ile düzenli olarak birlikte zaman geçiriyorsunuz aslında. Üçünüzün dostluğu hakkında neler söylemek istersin? Y bueno, es normal. Somos con Lucas, por ejemplo, tengo relación de la selección. Nos conocemos de ahí, somos del mismo país y Uruguay y Argentina estamos pegados, somos países hermanos, entonces la relación con Mauro iba a ser muy buena también. La verdad que conocí a una gran persona, a un gran jugador que ha hecho un torneo pasado espectacular y bueno, por las noticias que están rondando esperemos que se pueda terminar y que pueda volver a Galatasaray.
Lucas ile bildiğiniz gibi milli takımdan da arkadaşız. Aynı ülkedeniz. Aynı ülkenin vatandaşıyız. Dolayısıyla tabii ki bir eskiden gelen bir arkadaşlığımız da vardı. Mauro da bizim hemen komşu ülkemiz. Arjantin. Kardeş ülkemizden bir arkadaşımız. Aynı zamanda çok büyük bir oyuncu. Çok büyük bir karakter. Tabii ki de haberler var onun da geleceğiyle ilgili. Tekrardan arkadaşlığımızı devam ettireceğimiz burada güzel bir sezon bekliyoruz. Avrupa kupalarından bahsetmiştik. Transfer olduğun ilk yıllarda Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdin. O dönem birçok Avrupa kulübü peşindeydi aslında, transfer etmek istedi seni. Neden Galatasaray'da kaldın? Galatasaray'da kalmayı seçmenin sebebi nedir? Mesela cuartos de finales en cuando te habían fichado has llegado hasta cuartos de finales con Galatasaray y tenías un nombre muy grande y entonces ¿por qué has elegido quedarte en Galatasaray en estas épocas? Bueno, Galatasaray es un equipo que tiene mucha historia. Yo no supe de algunas ofertas que habían llegado sobre mí, no lo sabía. Directamente estaba mi representante hablando con el club. Mi deseo siempre fue quedarme porque veía que todos los años competíamos por salir campeones, todos los años competíamos por estar en la Champions, en tratar de llegar lo más lejos posible, en jugar el torneo más importante del mundo a nivel de clubes. Y la verdad que estar en un lugar que está siempre en competencia y en alta competencia es lo que soy yo como persona, ¿no? A mí me gusta ser competitivo, me gusta estar siempre apuntando en lo más alto. Y bueno, imagino yo que cuando hubieron ofertas entre el club y mi manager se habrán puesto de acuerdo para que yo siguiera aquí en el club. Çok tarihi olan, çok köklü bir kulüp Galatasaray. O zamanlarda bazı teklifleri ben bilmiyordum aslında. Ama ben her zaman burada kalmak istedim. Burada en yüksek seviyede en büyük mücadeleleri verelim. Avrupa'da, dünyada tanınmış bir şekilde devam edelim. Benim karakterim de bu şekilde zaten. En yüksek seviyede her zaman mücadele edeyim. Elimden gelen her şeyi vereyim, yapayım. Menajerimle de bunu bildiği için bu şekilde kararlar almış. O zaman da görüşmüşlerdi yönetimle. Ondan sonra bu şekilde devam ettim burada. O dönem hangi kulüplerden teklif geldiğini söyleme şansı var mı peki? No, que no lo sé. No, nunca me enteré. Si hubieron, nunca me enteré. Eğer varsa da hiçbir zaman daha sonradan bana söylemediler onları. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Lucas Torreira konusuna geri dönmek istiyorum. Transfer olduğu ilk dönemde mutlaka konuşmuşsunuzdur. Galatasaray'a gelmeden önce neler paylaştınız? Ona tecrübelerini aktarmışsındır diye düşünüyorum. Torreira nasıl baktı? Galatasaray'a gelmeye nasıl ikna oldu? Antes de llegar a Gala, habías hablado con Lucas, seguramente, pero ¿qué has compartido con él, tu experiencia en Gala en general? Bueno, un poco le he compartido esto que dije anteriormente, que el club es un club que había cambiado su cabeza, ¿no? Que venía un equipo presidente nuevo, con muchísimas ganas de trabajar para el crecimiento del club. Que apostaba en el entrenador, apostaba muy fuerte a un jugador como él, porque sabía que iba a ser clave para lograr el campeonato. Le hablé un poco de la ciudad, le hablé de la competencia que tiene esta liga, que la verdad que es fantástica, y bueno, entre él y su familia decidieron al final llegar a Galatasaray, y hoy que hablamos o a veces compartimos, él está muy feliz, muy contento y con muchísimas ganas de estar en el campo nuevamente. Kulüp baştan aşağı değişti. Az önce de söylediğim gibi kulübümüzün ne kadar köklü olduğundan bahsettim. Kulübün baştan aşağı değiştiğini de söyledim. Yeni bir başkanımız geldi. Yeni başkanımız yeni bir hocayla çalışmaya karar verdi. Onun gibi büyük oyuncunun burada neler yapabileceğini anlattım ona. Ve onunla ne kadar oynamak istediklerini, onun burada olmasını ne kadar istediklerini. Daha sonra şehri anlattım. Ne kadar güzel bir şehir olduğunu, ne kadar güzel bir ülke olduğunu Türkiye'nin, onu anlattım. Daha sonra Süper Lig'i anlattım. Ne kadar zorlu bir mücadele onu bekliyor, onu anlattım. Ailesiyle birlikte de onlar konuştular. Karar verdiler buraya gelmesine. Ondan sonra geldiler. Şu anda da çok mutlu. Sahanın içerisinde de dışarısında da her zaman gösteriyor bunu. 2011 yılından beri Galatasaray'ın kalesinde artık ambargo koymuş bir Muslera izledik.
kim geldiyse Muslera'nın yanında yedek beklemek durumunda kaldı. Okan Kocuk'un bir açıklaması vardı. Muslera ile çalışmak şans, rekabet etmek şanssızlık diye. Bu başarının sırrı nedir? Bu anlamda neler söylemek ister? Sí, bueno, lo entendí un poco. Es un poco lo que yo comentaba antes. Yo he trabajado muchísimo cuando era joven. He sufrido mis momentos de estar en el banco, mis momentos de trabajar fuera de horario, más que nada en Lazio cuando me toca llegar, que siempre tuve que trabajar una hora antes del entrenamiento con el entrenador de porteros, luego con el equipo y luego quedarme una hora más con el entrenador de porteros. Entonces, todo ese sacrificio que yo hice me ha ayudado mentalmente a aprender muchísimas cosas. Y lo que ha dicho Can, a mí la verdad que me deja muy contento, porque sé que es difícil para los porteros jugar, juega uno solo, lamentablemente. Y yo, como decía antes, soy muy competitivo, ellos lo saben, se los digo a todos, que los quiero mucho a los porteros que trabajan conmigo, a los que están hoy en día, a los que han pasado, pero que para poder jugar tienen que ganarme a mí con una sana competencia, ¿no? Con el cariño y con el respeto que nos tenemos. Y yo voy a tratar de hacer lo imposible para no dejarme ganar y que esa competencia se vuelva y nos ayude a crecer a los porteros, que es un trabajo que y un lugar que la verdad que me tiene muy feliz de haber elegido, ¿no? El ser portero. Ben çok çalışkanım gerçekten. Yedek kalma gibi şeyler kesinlikle başıma geldi zamanında. Ama çok fazla çalışarak Lazio'da mesela örnek vereceğim. Antrenmandan bir saat önce geliyorduk. Kaleci antrenörüyle çalışmaya başladık. Daha sonra antrenman saatinde bir de takımla birlikte antrenmanı yapıyorduk. Takımla birlikte de antrenmanı yapınca bu ekstra antrenmanlar zaman içerisinde bana meyvelerini vermeye başladılar. Okan'ın dediğinden ben aslında çok mutlu oldum. Çünkü maalesef bir kaleci oynayabiliyor saha içerisinde. Ama ben de çok rekabetçi bir insanım. Her zaman tatlı bir şekilde yaklaşıyorum. Benim arkadaşlarım hepsini çok seviyorum onları. Fakat rekabetçi bir insanım ve bu formayı kimseye bırakmamaya çalışıyorum. Bunu da deneyeceğim yani sonuna kadar. Her zaman bu forma benim formam olsun diye uğraşacağım. Gelecek sezonda Avrupa maçlarıyla birlikte 50 maçtan fazla mücadeleye çıkacak Galatasaray ve Muslera'nın yanında bir kaleciye daha ihtiyaç olabilir bu süreçte. Galatasaray'a yakıştırdığı yerli bir kaleci var mı? Günay Güvenç'in ismi çok fazla yazıldı. Galatasaray'ın görüştüğü isimlerden bir tanesiydi. Türkiye'de beğendiği yerli kalecilerle ilgili bir şey söylemek ister mi? Los partidos que tenemos son más que 50 para este año y un segundo portero igual local pueden elegir. Y ¿te gusta algún jugador local de Turquía? Por ejemplo, Günay Güvenç está comentando de él. ¿Y qué opinas con él? No, sin duda. Yo siempre pensaba que Okan iba a seguir. Pensaba que él iba a ser el próximo portero, pero bueno, dadas las circunstancias, obviamente todos quieren jugar, todos quieren estar dentro del campo y Okan creo que ya no podía esperar mucho más por la edad que tiene también. Pero no, tanto Günay como es el que está en las noticias, como todos los que se están nombrando son grandes arqueros con mucha experiencia y porteros que si vienen seguro que a nosotros nos van a ayudar muchísimo, como los que tenemos hoy, como Batuán, que ha hecho una gran temporada en Karagümrük. Y jóvenes como Jankat y Berko que están creciendo y son jugadores que tienen un futuro muy grande. Creo que va por ahí, o sea, yo no podría elegir a uno porque los porteros son todos los que se nombran son de mucha calidad. Okan devam eder diye düşünüyordum aslında ben. Bu soruyla ilgili onu söyleyeyim. Daha fazla beklenmedi yaşından dolayı. Tabii ki de onu anlıyorum. Ama birçok iyi kaleci var Türkiye'de. Günay da bunlardan bir tanesi. Ben herhangi bir tanesini diğerinin önünde söyleyemem. Ama aynı zamanda kulübümüzün içerisinde de altyapıda da çok iyi kalecilerimiz var. Batuhan gibi mesela Karagümrük'te oynadı. Ondan sonra Cankat var, Berk var. Onlar da genç altyapı kalecilerimiz. Onlar da çok iyi kaleciler. Hep birlikte bu forma için mücadele ediyoruz şu anda.
Muslera Galatasaray kariyerinde çok ciddi sakatlıklar yaşadı. Çok iyi gittiği dönemlerde aslında psikolojik olarak da bu sakatlıklar çok kolay değildi. Muslera'yı nasıl etkiledi bu süreçler? Aslında tenido lesiones muy serios en momentos que estaba haciendo muy muy bien. Psicológicamente cómo te afectó esto? Y muy mal, muy mal, porque la verdad que tengo 37 años y me lesioné siempre, digamos, muy seguido en los últimos años, en el últimos 2-3 años. Y todas esas lesiones han sido lesiones de huesos, de fracturas, de rodilla, lesiones que la verdad que son muy fuertes. Pero bueno, como decía antes, yo me siento muy bien de cabeza, me siento muy fuerte psicológicamente para las adversidades. Soy portero, o sea que en ese sentido siempre tengo que estar con mentalidad positiva y el esfuerzo de mi familia, el esfuerzo del entrenador de Fadel en este caso, que me ayudó muchísimo, de los fisios, toda esa gente que durante el entrenamiento te hacía divertir y te hacía pasarla bien, creo que me ayudó a recuperar y a seguir manteniendo la misma performance, ¿no? Que eso es lo más importante. Evet, çok kötü oluyor gerçekten. 37 yaşındayım ben şimdi. Üst üste son 2-3 yılda sakatlıklar yaşadım ve hep kemikle ilgili kırılma oluyor, dizden oluyor sakatlıklar. Bunlar çok büyük sakatlıklar tabii. Ben bunlardan iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde geri dönmeye çalışıyorum her seferinde. Hep pozitif olmam lazım. Mental olarak güçlü olmam gerekiyor. Ve öyle olduğumu da düşünüyorum zaten. Bunun yanında ailem çok destek oluyor bana. Fadıl Hoca çok destek oluyor. Fizyolar, herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor. O şekilde geri dönüyorum. Zaten mental olarak da güçlü olduğum için hızlı bir şekilde en kısa sürede geri dönüyorum. Dünya futbolunda birçok kaleci var. 40'lı yaşlarının sonuna kadar futbola devam ediyorlar. Buffon mesela bunlardan bir tanesi. Taraftarların da aklında şu soru var. Muslera ne zamana kadar bizimle devam edecek? 37 yaşındasın. Futbolu ne zamana kadar oynamayı düşünüyorsun? Aklında bir plan var mı? Bir hedef var mı? No, bueno. No, plan no. Planes no, si bien yo, como decía antes, me siento muy bien físicamente, tengo muchísimas ganas de seguir jugando. Vamos a ver, este es mi último año en Galatasaray, ya seguramente hablaremos con el presidente, pero no tengo un plan, sino que voy también decidiendo con lo que pasa con mi familia, ¿no? Mi familia, por ejemplo, en estos momentos está viviendo en Uruguay, y viene cada periodo para poder estar conmigo en Turquía, pero bueno, ahí vamos decidiendo, o sea, no hay un plan, pero sí de a poco vamos pensando en el regreso. Planım yok. Fiziken çok iyiyim şu anda. Fiziğim el verdiği sürece de devam etmek istiyorum. Galatasaray'da mı şu anda bir senem var. Ama planım yok dediğim gibi. Ailem şu an Uruguay'da. Arada bir geliyorlar o şekilde. Ve ben kendime dikkat etmeye çalışıyorum. Hareket ettikçe, zaman geçtikçe göreceğiz. O zaman bu soruyla bağlantılı olarak şunu sorayım. Futbolu bıraktığın zaman Galatasaray formasıyla mı bırakmak istersin? Yoksa Uruguay'da Wanderers formasıyla mı bırakmak istersin? Ayrıca Tafarel Galatasaray'da kaleci antrenörü olmuştu. O da efsanelerden bir tanesiydi. Senin de böyle bir planın var mı? Kaleci antrenörlüğü yapacak mısın ileride? No, bueno, como decía antes, es difícil pensar cuándo me voy a retirar. Sí me gustaría, es verdad, retirarme donde, siempre lo he dicho, retirarme donde empecé, ¿no? Pero todo eso depende de la situación, depende del portero que esté en ese momento, porque no quiero ir a, por ejemplo, a Wanderers y decir, bueno, voy a llegar yo y voy a jugar habiendo un joven de 19, 20 años. Eso no va a pasar. Entonces, no tengo una idea de cuándo me voy a retirar. No lo estoy pensando porque mentalmente y físicamente me siento muy bien. Y para el próximo paso veremos. Eso no lo tengo muy claro todavía. Zor dediğim gibi jübilemi düşünmek, ne zaman bırakacağımı düşünmek, onu duruma göre göreceğiz. Biraz da kaleciye de bağlı. Mesela şimdi Wanderers'a gideceğim deyip de orada 19-20 yaşındaki bir kalecinin önünü kesmek, ben oynayacağım demek de istemiyorum. Dolayısıyla benim fizim el verdikçe ben devam etmeye çalışacağım ve göreceğiz bakalım gelecekte neler olacak. Kaleciler için
stoperlerle özellikle anlaşmak çok önemlidir. Marcao ve Nelson birlikte oynuyordu. Marcao gittikten sonra Abdülkerim takımın stoperi oldu. Aranızdaki ilişki nasıl? Abdülkerim'den sonra savunmada neler değişti? No cambió nada. Lo único que cambió es la nacionalidad. La verdad que a mí Apo me sorprendió muchísimo. Su personalidad, su técnica, su manera de liderar dentro del campo. Y la verdad que lo único que cambió de una temporada a la otra fue la nacionalidad, que uno es de Brasil y el otro es de Turquía. Hiçbir şey değişmedi gerçekten. Sadece hangi milletten oldukları değişti. Çünkü Apo karakteriyle, tekniğiyle, liderliğiyle harika bir oyuncu. Ve Marcao da öyleydi. Sadece biri Brezilya'dandı, diğeri Türkiye'den. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Birçok önemli rakibe karşı forma giydin. Önümüzdeki sezonda da yine şampiyonluk yarışındaki rakipleriniz önemli transferler yapıyor. Dzeko ve Aboubakar'a karşı forma giyeceksin önümüzdeki sezonda. Çok zorlanabileceğini düşündüğün önemli bir isim var mı? Yabancı oyunculardan olabilir, yerli oyunculardan olabilir rakipler arasında. Un oponente difícil. Por ejemplo, están fichando nuevos jugadores, nuestros rivales, por ejemplo, Dzeko y Aboubakar. ¿Tienes algún nombre en tu mente que dices, uy, ese puede hacer daño o puede ser difícil? No, no. Lo que sí me pone contento es que todos esos grandes nombres puedan venir a competir en Turquía, como nos pasó a nosotros con Icardi, es lo mismo. Jugadores de altísimo nivel que estén en Fenerbahce, en Beşiktaş, en el equipo que sea, Başakşehir, que tengan grandes jugadores, eso a mí me deja muy contento porque es una liga muy buena, es una liga muy competitiva y teniendo jugadores de renombre, el fútbol de Turquía puede salir al mundo, ¿no? Como tiene que ser. Porque esta liga se merece ser vista por todo el mundo por lo competitiva que es y bueno, esta clase de jugadores va a ayudar muchísimo a que eso suceda. Çok büyük isimler Türkiye'ye gelsin istiyorum ben her zaman. Icardi mesela çok büyük bir isim. Buraya geldiği zaman bundan mutlu olmamız lazım hepimizin. Çünkü lige iyi isimler geldiği sürece ligin zaten şu anda çok seviyesi iyi. Rekabet çok yüksek seviyede. İyice o isimlerle birlikte dünya çapında tanınacak. Dünya çapında önemli liglerden bir tanesi haline gelecektir. O yüzden ben çok mutlu oluyorum. Umarım her yere gelir, bütün takımlara gelir. Rakiplerden bahsetmişken Arda Güler'e de bir parantez açmasak olmaz. Geçtiğimiz sezon ona karşı da forma giydin. Şu anda Real Madrid forması giyiyor. Bizi de gururlandırıyor. Neler söylemek ister Arda'nın geleceği için? Para mí también es un orgullo que un jugador de esa edad, de esa característica, pueda estar hoy en un gran equipo como Real Madrid. La verdad que se lo merece por el trabajo que ha hecho seguramente con su corta edad, ¿sabes? Con su poca edad. Ha trabajado muchísimo, muchísima calidad, se lo veía, es un jugador que a mí me encantaba mirarlo dentro del campo. La verdad que estoy muy feliz por él, muy feliz por el club que lo ha visto y que ha apostado a un jugador de esa calidad. Bueno, la verdad que se merece estar en el lugar donde está y que pueda aprovechar, aprender y trabajar muchísimo para luego poder enseñarles a muchos otros jóvenes que con trabajo y con humildad se puede llegar muy lejos. Çok gurur duydum ben. Tabii ki Real Madrid'e bu yaşında gitmiş olması, tabii ki onun çalışmasıyla da ilgili. Sadece burada diğer etmenler değil, onun çalışması da önemli. Sahada ben izlemeyi de çok seviyordum onu. Kulübü adına da, kendisi adına da çok mutlu oldum. Bu yaşta bu başarılarla anılıyor olması aynı zamanda örnek de. Onun yaşındaki diğer çocuklara da ileride onların da hedef olarak kendilerine koyabilecekleri bir şey diye düşünüyorum. Evet, şimdi kısa kısa birkaç soru sormak istiyorum. Galatasaray kariyerinde en mutlu olduğun an hangisiydi? Y el primer campeonato. İlk şampiyonluk. En çok üzüldüğün an hangisiydi peki? Hay muchos momentos feos que hemos pasado, hemos vivido, pero voy a decir la temporada la otra, no la anterior que hemos salido campeón, la otra. Esa fue la peor temporada del club para mí. Aslında çok zor zamanlar olabiliyor. Birazcık karışık bir şey. Ama herhalde bir önceki sezon diyebilirim. Yani 22, şampiyon. No? 13. bitirilen. 21-22 sezonu. Evet. Peki futbol dışında bir iki sorum daha var. Fernando Muslera boş vakitlerinde ne yapıyor?
en tus tiempos libres? ¿Qué haces? Bueno, muchas cosas, pero trato de estar con mi familia, trato de compartir con mis amigos. Bueno, nada, no hay mucho, pero va por ahí más o menos. Compartir tiempo de calidad con familia y con amigos. Ailemle, arkadaşlarımla görüşmeye çalışıyorum. Yani çok farklı bir şeyler değil ama onlarla kaliteli zaman geçirebilmek. Yani boş zamanım olduğu zaman bu şekilde değerlendiriyorum. Türk yemekleri için ne söyler? En çok yemeği sevdiği yiyecek hangisi? Bueno, mira, me ha pasado una cosa hace un tiempo que yo era muy feliz cuando íbamos a jugar a Bursa. Porque İskender para mí es la mejor comida que tiene Turquía lejos. Y cuando han perdido la categoría, lamentablemente no he encontrado otro igual. Bursa'ya gittiğimiz zaman ben çok mutlu oluyordum bu sebepten dolayı. Çünkü İskender gerçekten buradaki en güzel yemek benim gözümde. Ama bizim ligimizde artık mücadele etmedikleri zaman en çok buna üzüldüm diyebilirim. Evet, röportajın başından beri sorduğum neredeyse tüm soruları Türkçe bir şekilde anladığını görüyoruz. Röportajın da sonuna geliyoruz artık. Taraftarlara ve TRT Spor izleyicilerine buradan Türkçe bir mesaj vermek ister misin? Mira, esa es la diferencia. Que yo logro entender, pero me cuesta muchísimo hablar. No me puedo hacer entender o mandar mensajes, pero entender entiendo muchísimo y puedo mandar en español y tú lo traduces. İşte farkı burada, anlamak konusunda sıkıntım yok, kesinlikle çok şeyi anlayabiliyorum ama konuşma kısmına geldiği zaman birazcık zor oluyor. Ben İspanyolca söyleyeyim, çevresini göndersin. Tamam, alabiliriz İspanyolca bir mesaj. Bueno, como siempre, preparándonos a full, entrenando a muerte para defender esta camiseta como siempre lo hicimos. Hemos ganado muchísimos títulos en poco tiempo y eso es solo sacrificio, trabajo y apoyo de nuestros hinchas. Así que esta va a ser otra temporada cargada de energía, con nuevos jugadores y bueno, esperemos que las cosas salgan como el míster y todos los jugadores quieran. Tamamen hazırlanıyoruz. En iyi bir şekilde bu forma için en kısa sürede birçok kupa kazanmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar nasıl kısa sürede çok kupa kazandıysak yeni oyuncularımızla birlikte enerjik bir şekilde hocamızın da arkasında bir şekilde hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu forma için taraftarımız da arkamızda olacak. Evet, çok teşekkür ederiz. Fernando Muslera tüm samimiyetiyle sorularımızı cevapladı. Tabii ki kamp devam ediyor Galatasaray'ın Avusturya kampında. Tecrübeli kaleci Fernando Muslera hem Türk futbolu için hem de sarı kırmızılı kulüp için oldukça önemli bir oyuncu. Benim şahsi kariyerim açısından da tabii ki Fernando Muslera ile bu röportajı yapmak benim için oldukça özeldi. Kulüp çalışanlarına da bu nedenle teşekkür ediyorum ve tekrar sözü Murat Çimen'e bırakıyorum.